Ne oldu Erman? Anne, sen misin? Ne oldu? Beni görünce cırtlak görmüşe döndü bir anda yüzün. Cırtlak ne kız? Cırtlamış insan, ölmüş yani. Kızım senin ne işin var burada? Hani sen evden kaçmıştın? Niye geldin? Aa, yüzsüzlüğün de bu kadını. Erman, sana şu anda devasa boyutlarda bir tebrik koyuyorum. Benim geldiğime sevineceğini bir de bana hesap mı soruyorsun? Artık odunlukta sınır tanımaz bir haldesin Erman, gerçekten. Kızım tabii ki sevindim geldiğini de, yalnız yukarıda durumlar biraz karışık. Yani ben iki arada bir derede kaldım. Ay affedersiniz, ben bir lavaboyu kullanıp hemen geliyorum. Estağfurullah, tabii ne demek canım? Şey ihtiyaç. Evet. Ne oldu Erman? Ben geri döndüğümde kutlamalarınız yarım mı kaldı? Ona mı bu kadar üzülüyorsun? Benim çünkü geri dönmeyeceğimden o kadar emindin ki. Erman, etme burma dünyası. Ben mi dedim sana ben evden kaçtım diye zafer partileri, fener alayları düzenle diye? Kızım ne alakası var? Bu parti senin için. Ha, hiç boşuna nefsini yorma Erman. Artık bu iş bitmiştir. Ayrıca bu evden gitmesi gereken bir kişi varsa o da sensin. Ben şimdi odama kaçılıyorum. Sen akşama kadar eşyalarını toplayıp gidersen çok sevinirim. Hatta lafı bile var, elveda Erman. Abi, bir dakika bekle. Yukarıya çıkamazsın. 5 dakika bekle burada, tamam mı? Niye çıkamıyorum şimdi yukarı? Hayatım, çıkamazsın çünkü yukarıda durumlar biraz karışık abiyim. Sen şimdi git, 2 saat sonra gel. Ben sana her şeyi tane tane anlatacağım. Ama lütfen git şimdi, lütfen diyorum bak. Erman, ne var yukarıda? Seninle ilgili bir durum değil, benimle ilgili bir durum. Ben sana sonra izah edeceğim, hadi. Erman abi. Banyodaki musluklardan hangisinden sıcak su akıyordu? Yarım saattir uğraşıyorum, bir türlü yapamadım. Bir yukarı gelip yardım eder misin bana? Yani bakıyorsun, koskoca kadın ağzından bir çocuk geliyor diye öyle düşünüyorsun. Bak imbe de imbe. Ay aman Allah, abi yanın. Beni hiç beklemiyordunuz değil mi? Bakıyorum da nasıl olsa benden kurtuldunuz, mutluluğunuzun önündeki tüm engeller ortadan kalktı diye hemen evimi aşk yuvanıza döndürmüşsünüz. Ama beni bu zamana kadarki tüm şüphelerimde ve kıllanmalarımda haklı çıkardığınız için ikinize de ayrı ayrı ve beraber tebrikler koyuyorum. Ne aşk yuvası, ne mutluluğu, neredesin, ne anlatıyorsun, yine geldin. Erman, bana daha fazla yalan söyleme, bana daha fazla yalan söyleme. Bu şıllığın burada bizim evimizde, hatta bizim yatağımızda ne işi var Erman? Erman, artık senden tiskiniyorum, anlıyor musun beni? Tiskiniyorum. Bak, sana odun demeye bile artık çekiniyorum Erman. Çünkü sana odun dersem doğadaki bütün ağaçlara çok ayıp olacak. Hatta lafı bile var. Doğaya karşı biraz saygılı olmalıyız. Orman ne güzel, oh ne güzel. Beyciğim, ben seni değil güç çiçeği seviyorum. Artık sana aşık değilim, güç çiçeğiyle beraberim. Lütfen evimden çıkıp gider misin? Rica ediyorum. Hadi, hadi, hadi. Tabisi. Hatta lafı bile var. Allah belanı versin Erman. Şey oluyor, bir alttan bir üstten giriş var bizim eve. Şey, şaşırma yani. 2 tane abi yer aldım. Yok yok, alttan üstten gidiyorlar. Sen şey olma yani. Evet arkadaşlar, kuzulardan ebediyen kurtuluşumuzun şerefini içiyoruz. Çekil işte, çekil. Sevalcığım, Gökhancığım. Ay. 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 Moralman -1500'lerdeyim şu an. Ay, ama şükrediyorum ki sizin kadar mükemmel, sizin kadar Kadir Şivep dostlarım var. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız canım.
Ay, iyi ki varsınız. Canım, iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Ay, iyi ki varsınız. Ay canım. Ay, seni mi atladım? Gel. İyi ki varsınız. Ay şu an duygusala geçiş yaptım. Canım, ellerim sana sarılmadım mı? İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Gel canım. İyi ki varsınız. Gülkencim, Seval'cığım, sizi bekletiyorum. İyi ki varsınız canım. Ay, iyi ki varsınız. Canım, gel bak. İyi ki varsınız. Ay, ay. Gülkencim, hatta lafı bile var. Biraz daha alkol alabilir miyim? Biraz daha alkol alabilir miyim? Canım. Nasılsınız?